Selamlar, ben Semih. Hep deriz ki çok evrimi olan çok daha güçlüdür. Bakalım bugün bu düşünceyi yıkabilecek miyiz? Karşımızda yine öz abim Oğuz var. Kendisi ortalama bir oyuncu ama bu sefer onun 8 kart. Yani bütün kartları evrimli olacak. Benim ise 0 evrimim olacak. Bakalım bu evrim uçurumu nasıl bir sonuç oluşturacak ve kim kazanacak? 4 maç yapacağız ve videonun sonunda sonuca varmış olacağız. Hadi başlayalım. Maça başladık. Şu an daha tehlikeli değiliz çünkü Oğuz daha hiçbir evrimini çeviremedi. Ama çevirdiğinde var ya muhtemelen mahvolacağız. Bir de evrimsiz deste bulmak çok zordu. Bugün 4 tane özel deste hazırladım ama bayağı düşündüm yani. Sonuçta her destede artık evrim var. Aslında henüz hiçbir evrim çevirememişken saldırmak lazım ama tabii ki öyle yaparsak maçı satarız. Normalden çok daha iyi oynamamız lazım bu maç. Yavru ejderi bıraktım. Hep söylüyorum, bence elektro devin canı çok az. Hele bir de evrimli kartlara karşı nasıl dayanacak bilmiyorum. Şöyle tertemiz bir kasırga atalım. Hala hiçbir evrim atamadı şu an. İyi bari atak kartı koçbaşıymış. Atıcıyla savunabiliriz, evrimli olsa da savunabiliriz yani. Geçen videoda birkaç tane yorum görmüştüm. Semih, neden abine Oğuz diyorsun, ismiyle hitap ediyorsun diye. Arkadaşlar, kimileri var annesine ismiyle hitap ediyor. Ama bizim arkadaş gibi büyüdüğümüz için aramızdaki bağ böyle. Hani çok da yaş farkımız yok, o yüzden de diyorum arkadaşlar. Ama yok, saygıda hiçbir kusur etmem biliyorsunuz. Orada havan diktiği için ben de arkadan elektroya bastım. Hadi bakalım, ilk hatamız hayırlı olsun. Normalde böyle bir ikisi elektroya basmak bayağı risklidir. Fişekçiyi öldürelim. Var ya, ayva yedik. Oğuz'un eline evrimler gelmeye başlamış. Bak şu an bir tanesi gelmiş sadece. Diğer hepsi şu an elinde. Bir de biliyorsunuz evrimli kartlar normal kartlardan çok çok daha üstün. Şöyle varile idare etmeye çalışacağım. Çok dikkatli oynayalım. Elinde bir sürü evrim var. Bırakalım Valkyrie vursun. Sorun değil. Şu an vuracak gibi gözüküyor. Evrimi fişekçi atabilir, o yüzden yavru ejder attım. Aman çok dikkatli oynayalım. Aha, yıldırım için çok güzel fırsat. Şu an maçı önde götürüyoruz. Neyse ki eşleşme konusunda biraz şanslıyız. Koçbaşı var Oğuz'da, bizde atıcı var gibi. Ama muhtemelen videonun devamında öyle olmayacak. Çünkü Oğuz da deste değiştirecek, ben de değiştireceğim. Bir daha bir yıldırım fırsatı var. Değerlendirebiliriz. Böyle full savunma yapıp yıldırım döndürürsek belki oyunu kazanabiliriz. Arkadan elektroyla atağa çıkabiliriz. Eğer bu kadar kartımız sağdaysa demek oluyor ki baya baya kârdayız. Aman diyeyim, her yer evrim. Çok zor tutması. Oh, iyi bari sadece bir tane barbar vuruşuyla kurtardık. Yıldırım ata ata yeneceğiz bu maçı. Bir yerde yakalanmayalım da. Demek ki eşleşme evrimlerden daha önemliymiş. Tüh, fişekçi vurdu. Neyse, problem yok, biz sağ tarafa bayağı vurduk. Yok ya, isterse 8 değil 16 evrim kullansın. Karşıdaki e-sporcu olmadığı sürece bu maçı yenemez. Şöyle büyük bir atak yapalım sağ taraftan. Oğuz'un büyük büyüsü olmadığı için elektrodenin arkasını vuramıyor. Şu yıldırım yapıştıralım. Bir tane daha elektrodeye basacağım sonra. Son 25 saniye. Yok ya, yenmesi çok zor. Baya baya ikisi sayıp beni
havalanda yakalaması lazımdı. Evet arkadaşlar, hadi bu maçta biz antilik diyelim. Sonraki maçta bakalım ne olacak. İlk maç galibiyet, durum 1-0. Bu sefer de bayağı hızlı bir deste aldım. Yani evrimsiz deste yapmaya çalıştığım için bayağı bir zorlama deste oldu ama olsun. Madenci ile başlayalım. Bazı arkadaşlar soruyor madenci niye buraya atıyorum diye. Madenci buraya atınca sanki kasırgayla çekiliyormuş gibi gözüküyor ama aslında çekilmiyor. E tabi Oğuz'da kasırga olmadığını biliyorum ama ben bilmiyormuş gibi davranıyorum. Goblin 2'ciyi bırakalım. Aa, Oğuz galiba Goblin 2'cinin ne yaptığını bilmiyor. Evet evet, sinirlendi. Neyse, şimdi kulesinde patlayınca görün işe yaradığını. Güzel bir alan defans kurduk. Bana videodan önce söylemişti Goblin 2'ci oynama diye. Ben unutmuşum. Düşük aynalarda oynanmıyor mu Goblin 2'ci bu arada? Şimdi aklıma geldi ya. Gayet sağlam bir kart çünkü. Saldırmaya devam. Hazır evrimleri yokken saldıralım. Başka zaman saldıramayabiliriz. Vay, arkadan kraliçe bir döndürme taktiğini biliyor. Şu an var ya, mini P.K. Goblin basak maçı yendik ama neyse, avans olsun. Sonuçta evrim vs 0 evrim deniyoruz yani. Maçı bitirmeyen 9x'i aynı anda atmıştı. Kraliçe vurmasın, bomba kulesi sikelim. Şimdi dur, Goblin 2'ye ne yapacak? İzliyoruz. Ne yapacağım biliyorum acaba? Dur. Patlayacağını bilmiyor bence. Çok iyi. Bence aslında kartın ne yaptığını biliyor ama tam böyle kestiremiyor. Bir tık yanlış attık Goblin'i ama problem yok. Birazdan evrimlerle Oğuz gelecek. Umarım tutabiliriz. Kasırgası olmadığını biliyoruz, o yüzden madenciyi geri doğru attım. İksirimizi tasarruflu kullanalım. Tutmak çok zor. Her yer evrim. Neyse, iyi kurtardık. Bir bakıyorum evrimde okçu geliyor. Bir bakıyorum bu evrimi bombacı. Bir bakıyorum evrimi şövalye. Bir an var ya, gitti zannettim maç. Bir de orada görmediniz, Oğuz çok güzel taktik yaptı. Kreatifi attı, sonra bomba kulesi atacağım diye evrimi okçuları bastı ortadan. Bu hafızlara böyle zehir atmak önemli. Kraliçe'yi bir tane bile vurmasın. Şu anda maç çok yakın. Şu ana kadar videoda Oğuz'un iki tane bariz pozisyonu oldu. Bir tanesi bir anda evrimi koçbaşı havanla girdiği yer. Orada bir ara yakalanacaktık. Bir de az önce yaşanan o Kraliçe'yi karambolü. Goblin 2'ci ile mücadelesi çok tatlı ya. Böyle savunmaya çalışıyor, tam bilmiyor ne yaptığını falan. Artık kanalı hiç çekmediğim bir video çekeceğim. Abime kışkırtma yaptım deyip evrimi bombacı, Goblin 2'ci falan dolduracağım desteği. Geçenki videoda tutamamıştı evrim bombacıyı. Şöyle güzel bir zehir. Aha, kuleye vuracak yine. Ne çektin be. Şöyle son bir madenci bırakalım. Bu maçı kopardık, şu ana kadar iki defa yaklaştı. Bakalım diğer maçlarda yaklaşacak mı? Ama iki maçları yeniyor sıfır evrimle. Şimdi ben 2.6 almak istedim ama alamadım. Bol şans diyelim. Çünkü 2.6'da iki tane evrim var. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla iyi oynamak evrim sayısından daha üstün. Gerçi iyi oynamak her şeyden daha üstün bence. Çok level farkı olmadığı sürece bence maçları kazanabilmeniz lazım iyi oyunculuklar arkadaşlar. Güzel savunduk. Şimdi goblinlerin önüne birinci atabiliriz. Tamam, Tesla'yı döngü dışı bırakmamız lazım. Bir kartı attıktan 4 kart sonra tekrar aynı kartı çevirebiliyorsunuz. İlk kartı attık, 1. 2. Yavaş yavaş döndürüyoruz. 3. Son bir kart daha. O da tomruk oldu. Ama sağdan atacağımız çok bariz, o yüzden soldan atacağım birinciyi. Vay, çok güzel, döngüde geride kalmadı.
Bu bayağı hoşuma gitti bu arada. Çünkü küreseldeki oyuncular bile yeri geliyor böyle döngü dışı kalıyorlar. Gene desteği döndürelim. 4 kart kuralı 1 2 3 Bir tane daha kart atınca artık döngü dışı kalmış olacak. Bravo. Şimdi döngü dışı kaldı. Tesla döndüremez. Ama bayağı bir hasar vurdu bu arada. Evrimin fıçının hangisinin gerçek olduğunu bilemeyiz demiştim. Siz bana bir yorum yazmışsınız. Üstten giden fıçı gerçek fıçıymış galiba. Öyle bir şey varmış. Ben de sizden öğrendim arkadaşlar. Çünkü evrimin fıçı kimse oynamıyor genelde. Bombacılarını kremizi açıyoruz. Bu arada evrimin fıçının hangisinin sahte olduğunu, hangisinin üstten alttan gittiğini görmek çok zor. Gözümüzde aynı anda 10 tane şeye bakıyoruz. Kalan iksire, kalan süreye, kartlarımıza, iksirimize, rakibin attığı kartlara falan zamanlama ederken zor iş. Evrimlerin ezici üstünlüğünü kaybetmeden bir an önce vurmamız lazım. Şöyle evrimi Valkyrie öldürelim. İlk birinci geldi. Büyü döndürmeye çalışalım şöyle Tomruk Arda Alev. Eskiden büyücünün kalkanı kırılmıyordu. Arkadan iki tane birinci döndürmeye çalışalım. Tesla'yı öyle döngü dışı bırakabiliriz. Bir tane daha birinci geliyor. Mecbur alev yedireceğiz. Vay, evrim fıçıları güzel atıyor. Şimdi maç yakın ama biz alev topu döndürecek zaten bu maçı yenebiliriz bence. Maksimum yapabildiği atak zaten fıçı atmak. O yüzden tomrumuz olduğu sürece hasar yemeyiz. Gene birinci döndürelim. Bu sefer döngü dışı bırakabiliriz belki. Her fırsatta alev topu atıyorum. DS'si bayağı hızlıymış. 2.6'yı bile artık döngü dışı bırakmayı başardı. Hadi artık şu 2000. hamlesini yapalım. Yine alev topu. Tesla'yı önde öldürelim. Bir tane daha birinci geldi. Oraya bir alev. Ve döngüçü bırakmayı başardık arkadaşlar. Güzel, şimdi iki tane alev atsak kazanacağız zaten. Yani görüyorsunuz arkadaşlar, 3 maçta kazanıyoruz. Demek oluyor ki hakikaten oyunculuk çok önemli. Bir yandan aldığı desteler de birazcık sıkıntılı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evrimlerle maksimum böyle deste yapılıyor. Ve Tomruk'la maçı bitirdik. Son bir tane daha maç yapalım. Bir daha da 8 evrimle muhtemelen oynamayız arkadaşlar. Hadi son maça. Kral talihsiyle başlayalım. Bol şans diyelim. Arkadaşlar çok düşündüm evrimsiz deste ne olabilir diye. Sonra aklıma efsanevilere evrim gelmediği geldi. O yüzden de böyle bir deste aldım. Umarım video boyunca böyle güzel gidip son maçtan da patlamayız. Bence evrimli okçuların değeri bilinmiyor. Karşıda evrimli okçu varken ben çok baskılanmış hissediyorum. Çünkü bayağı uzun mesafesi var ve çok fena hasar vuruyor. Koş Binci'yi basalım çünkü elinden havan çıkardı, binası yok. Oo, barbar da varmış, tamam zor maç. Şöyle mega şövalyeyi bırakalım, o zıplar zaten barbarlara. Bu arada Oğuz için daha zor maçmış. Bende kral taleti artı mega şövalye var, köstebek oynamaya çalışıyor. Bu maçı yenmek istiyorsa havanla kuleme vurması lazım, köstebekle değil. Çok yanlış zamanda attı. Gerçi doğru ya, biz şu anda normal maç oynamıyoruz. O yüzden iyi oyuncu demem doğru değil. Yani maçı kopartacak kadar vurmadık ama iyi vurduk. Koş Binci'yi basmayacağım çünkü barbarları var. Karşıda evrimi olan birisini yakalamak gerçekten çok zor. En basit örnek veriyorum. Karşıda evrim misket var. Benim tomrumu saklamam lazım. Doğru zamanda doğru yerde atmam lazım. O yüzden
Kolay değil. Balıkçı basalım arkadan. Koş binci atacaktım ama evrime barbarlar büyük sıkıntı. Ben Oğuz'un yerinde olsaydım bu maçı şöyle oynardım. Evrim avantajımı kullanıp iksir karnına geçip sonra havan basardım. Çok güzel iksir kazandık. Ama şöyle bir şey var, yakalayamayacağız. Çünkü evrim var yine defansta. İksir çok az. Koş binci basacağım. Barbarlar yetişmeyebilir. Çok iyi be. Yetişti ama bir tane vurmamız bile etti bana. Var ya, evrimler sayesinde çok fena vurdu. Ama bu bir yandan da onun sonunu getirdi çünkü çok agresifti. Şimdi evrimsiz kartlarla sıra olmak zorunda kalacak çünkü hepsini az önce çıkardı. Evet, koç binciyi basalım. Sonra barbar atacak, o yüzden de zehir artı tomruk yapalım. Evet, barbarı basamadı bile. Demek ki arkadaşlar, evrim sayısı önemli değil. Önemli olan oyunculuk. Bu yüzden de oyuncunuzu geliştirip herkes yenebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.